Kadına şiddetin kurbanı bu kez 6 yaşındaki Zeynep oldu. Okulun ilk günü heyecanıyla evden çıkan küçük kız annesiyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polisten koruma istedikten bir gün sonra silahlı saldırıya uğradı. Üstelik yanında 6 yaşındaki kızı Zeynep de vardı. Keşif yapan caniyi hedef gözetmedi. Silahını anne kıza doğrultup ateşledi. Zeynep'i öldürdü. Annesini ağır yaraladı. Zeynep henüz 6 yaşındaydı. İlkokula başlayacaktı. Dersini yaşıtları için çoktan çalsa da Zeynep okul heyecanını bugün ilk kez tadacaktı. Sabah saatlerinde annesiyle birlikte işte bu kapıdan çıktılar. Okula doğru gidiyorlardı ancak ikisi de okula ulaşamadı. Zeynep ve annesi bir ay öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordu. Bir süredir ayrı olduğu kocasıyla Ekim ayında anlaşmalı olarak boşanacaktı. Ani bir kararla genç kadın İstanbul'dan Balıkesir'e gelmiş, babasının evine yerleşmişti. Zeliha Çeliksoy'un kaçtığı başka biri vardı. O da ayrıldığı sevgilisi Mehmet Salih Mumcu. 1,5-2 yıldan beri beraberlerdi. Benim çocuğum ona baba diyordu kızım, torun. Cani eski sevgili resmi nikahlı eşinden boşanamayınca Zeliha Çeliksoy ayrılık kararı almıştı. Birkaç hafta önce baba evine taşınan genç kadın dün ilk iş kızının kaydını Edremit Gazi İlkokulu'na aldırdı. İstanbul'dan geleceklerin problem olduğunu söylediler. Bugün de ilk defa okula gelecekti ama nasip olmadı. Annesi ve kızı Edremit'teki işte bu evde yeni bir hayata başlayacaktı. Ancak annesinin arkadaşı olduğu iddia edilen bir vicdansız buna izin vermedi. Mehmet Salih Mumcu genç kadının peşini bırakmadı. Taşındığını öğrenince o da Balıkesir'e geldi. Bu sabah saatlerinde ilkokulun yerini öğrendi. Çevrede keşif yaptı. Ardından da 6 yaşındaki Zeynep ve annesinin okul yolunda pusuya yattı. Bırakıp geldiğini kabullenemedi. Yani nereye saklanıyor? Saklamış, sabah da pusu kurmuş. Zeynep ve annesi evlerine yaklaşık 150 metre mesafedeki okula gitmek için henüz birkaç metre ilerlemişlerdi ki işte tam da bu noktada sokağın köşesinde onları bekleyen cani pompalı tüfekle saldırdı. Hem Zeynep'e hem de annesine kurşun yağdırdı. Ardından saldırgan suç aleti silahı olay yerine attı ve hızla kaçarak oradan uzaklaştı. Ben çocuğa öldü mü, yaşıyor mu diye bakarken çocuk hemen o an vefat etti. Başına ve göğsüne saçma isabet eden 6 yaşındaki Zeynep o anda yaşamını yitirdi. Annesi olay yerinde kızının öldüğünün farkındaydı, yanından ayrılmak istemedi. Ağır yaralıydı ve gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı. Yaşındaki Zeynep'i öldüren ve annesini de yaralayan cani olayın ardından kayıplara karıştı ve aracı da olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede terk edilmiş halde bulundu ve polisler cinayet aleti olan silahta da inceleme yaptı. Genç kadın iddiaya göre izini kaybettirmek için baba evine gelmişti ama hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Aslında tehlikenin sinyalleri bir gün önceden gelmişti. İddiaya göre Zeliha Çeliksoy'un yaşadığı evin yatak odasının penceresi görüyorsunuz gece yarısı taşlandı ve camlarda çatlak oluştu. Ve bu olayın ardından Zeliha Çeliksoy polise gitti ve koruma istedi. Ancak o gecenin sabahında her şey için artık çok geçti. Polis küçük Zeynep'i okul yolunda öldüren ve annesini de ağır yaralayan o saldırganı kaçarken yakaladı.